Herkese merhaba. Normalde ben hep size denk geliyorum, kabul ederim ama bugün birazcık daha farklı bir videoda karşınızdayım. Çünkü bugün beni tanıyım videosu çekiyorum ve size kendimi tanıtacağım. Aslında bunu çok daha öncesinde çekmeliydim. Farkındayım. Fakat hep erteledim ve bugüne kaldım. Şimdi öncelikle ben Hafize Şeker. Şimdi nerelisin kısmına gelince işler biraz karışıyor. Doğum büyüme İstanbul'dayım, İstanbul'da yaşıyorum. Fakat Kütük'te, Çankırı. Ama kendimi anne memleketi snob olarak hissediyorum. Ama ya snob ya da Çankırılıyım diyebilirim. Kütük Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi 2. sınıf öğrencisiyim resmi olarak, eğer derslerden kalmadıysam yani. İlk dersim kaldı açıklanmayın ama olsun. Şu an tam bu videoyu izlerken ben 20 yaşıma ayak basıyor olacağım. Yani 8 Haziran 1999 benim doğum tarihim. Burcum ikizler, fakat burcumun sadece 3 özelliğini taşıyorum. Çok kararsızım, çok kıskancım. Yani kıskançlık sevdiğim insanlara karşı ama şeyimdir. Yani böyle birçok işi aynı anda da yapabilirim ayrıca. Yükselenim Akrep. Akrep'i en çok sanırım sabırlı özelliği taşıyorum. Başka? Peki, internete baktığımızda böyle Akrep burcu hakkında karşımıza böyle bir şeyler çıkıyor. Ben sonra bir şey çıkıyor. Mesela sabırlıyım dedin. Evet. Derin ve gizemliyim diyebilir misin kendin için? Evet. Derin olduğum sefer yani yazılarım falan vardır köşelerde, kıyılarda her zaman. Peki kararlılık sahibi misindir? Yani az önce kararsızım dedim, ne kadar kararlılık sahibi olabilirim. Kararsızım. Ve yükselene Akrep olan İnsanlarda en çok görülen şeylerden biri aslında çok yanlış anlaşılmaları ve kendini ifade etmekte zorlanmaları. Kendimi ifade etmekte zorlanmıyorum. O konuda iyiyimdir yani. Devrik cümleler kurarım ama iyi kurarım. Şöyle ki, ama yanlış anlaşılmaktan aşırı korktuğum için kendimi aşırı açıklamaktan kaçınmıyorum. Yani sürekli böyle yanlış anlamadın değil mi, eminsin değil mi falan gibi böyle telkinlerde bulunuyorum başkalarına karşı. Yani daralıyorum karşımdakilere. Peki bu karşındaki insanlara karşı güven eksikliğin var mıdır? Yani güvensiz misindir? Yani sevdiğim insanlara ya da yeni tanıştığım insanlara karşı evet, her zaman böyle bir adım geri dururum ama çok yakınlarıma hiçbir zaman. Hani oluşturmadı ben sürece, oluşmayacak da. Peki, şimdi burcun özelliklerini dinledik. Bir de senden 3 kelimeyle kişisel özelliklerini tanımlamanı isteyeceğim. Ne olabilir? Feminist. Yani bu herhalde en büyük özelliğim. Aşırı kırılganım. Aşırı yani tam olarak cam kadar hassasımdır. Ama çok da belli etmem dışarıya bunu. Bu da herhalde burcumun dışa yansıtmayan özelliklerinden biri. Bir de çok hayalperestimdir. Ya çevremdeki herkes çok realisttir ama ben çok hayalperestim. Peki, hayalperest olduğunu söyledin. Bize birazcık hayallerinden bahseder misin? Ama hayalim yani 3 tane aslında totalde çok büyük hayalim vardır. Bir tanesi sevdiğim insanlarla böyle ülkeleri, şehirleri, her yeri gezmek, böyle dünyayı karış karış gezmek. Bir tanesi TED'de konuşma yapmak, feminizmle konuşmaya adım atmayı çok isterim. Umarım bir gün gerçekten bunu gerçekleştirmeyi çok isterim. Üçüncüsü sanırım mutlulukta çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Süper. Peki YouTube senin için ne ifade ediyor? Hayaller. Son olarak kanalda bizden neler bekliyor olacak? Ya bu aslında zor bir soru. Yani bunu tam olarak net bir şey söyleyemem size. Tam olarak kitap ya da film ya da müzik diyemeyeceğim. Çünkü ben bekliyorum. Yani ben neyse bu aslında. Tamamen şeffaflığımla, tamamen benliğimle olmaya çalışıyorum. Ben neden hoşlanıyorsam onları aktarmaya çalışıyorum. Bana dair her şey desem çok daha net bir cümle olacak herhalde. Sanırım daha fazla sorun kalmadı diye düşünüyorum. Bu çok daha yeniyim. Çok yeni adımlar atıyorum. Bebek adımları neredeyse. Ama işte bir şekilde bir şeyler olmaya çalışıyor. Umarım siz de bunları beğenerek izler ve beni çok daha ileri bir şey yapabilirsiniz. Ben her zaman sizin sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışacağım. Bu yüzden de sizinle sohbet etmeye çalışıyorum. Aşağıya yorum yazarsanız daha çok sizin sevdiğiniz, sizin beğendiğiniz tarzda şeyler yapmaya devam edeceğim. Bir de bugün bana bir doğum günü hediyesi vermek isterseniz bu videoyu beğenip aşağıya yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız bana en büyük doğum günü hediyesi vermiş olursunuz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yani hani
biraz saçma gelir. Hiç görmediğim birini sevmek nasıl yani, nasıl olabilir? Ama böyle her yorum attığımda gerçekten çok heyecanlanıp okuyorum. O yüzden sizleri çok seviyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve ben duş çekimlerde ne yapacağım onu düşünüyorum şu an. Burcum aslan. Aslan. Hayal mi? Evet. Bence bu çok bence net yani. Net yani. Peki son olarak kanalında bizleri neler bekliyor olacak? Ben bekliyorum.